rotasındayız. Gördüğünüz gibi 25-30 dakikalık saat bir mesafemiz var ve ben düşme tehlikesi yaşadım. Yollar biraz sıkıntılı. Evet, yola devam ediyoruz arkadaşlar. Burada biraz daha, bir tık daha yol düzeldi diyebilirim. Ama yine tabii ki sorunlu bir rota. Şurada zipline yapıyor galiba. Açıkçası denemek isterim eğer yapılıyorsa. Evet. Mükemmel bir doğal güzellik. Ve bunların içerisinde şelaleye ulaşmaya çalışan ben ve annem. Ayrıca arkadaşlar küçük bir tavsiye vermek isterim. Buraya çıkarken sadece yağmurluk giyseniz yeterli. Çünkü yürüyüş yaptığınız için vücut ısınız çok yüksek oluyor. O yüzden de böyle kalın montlarla çıkarsanız terlersiniz. Tavsiyem yağmurluklarla buraya çıkmanız. Evet arkadaşlar. Survivor Parkur'umuza devam ediyoruz falan dermişim. Çok yoruldum vallahi. Yürü son 500 metremiz kaldı. Bakalım inşallah kazasız belasız ulaşacağız diye düşünüyorum. Bakın su seslerini duyabiliyor musunuz? Evet, Manchina'ya geldik sayılır. Çok az yolumuz kaldı. Vallahi bayağı yaklaşık bir 25-30 dakika yürüdük. Ama bence gerçekten mükemmel bir yere geldik. Buraya gelirseniz, doğa yürüyüşü yapmak isterseniz Manchina şelalesine giden yol bence bunun için harika bir seçenek olacak. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi köprünün üzerinde yürüyeceğiz. Birazcık ürkütücü ama keyifli olacak diye düşünüyorum. Şimdi birlikte köprüden yürüyelim. Evet, biraz sallandığı için endişe duyulabilir ama aslında çok da keyifli. Eğer düşmeden ben de tamamlarsam evet kesinlikle keyifli. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten bunun için 25-30 dakikalık mesafe gerçekten de ya. Mükemmel görünmüyor mu sizce de? Evet arkadaşlar, şimdi şelalenin tam dibindeyim. Mükemmel görüntü görmenizi isterim. Şuradan da. Şimdi Manchina'dan aşağı taraflara doğru tekrar ilerliyoruz. Hiç ayrılasım gelmedi ama yola devam etmek zorundayız. Kemal Köprüsü'ndeyiz. 18. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Birlikte şimdi köprüden yürüyeceğiz. Siz görüyorsunuz. Köprünün yan tarafındaki manzara da şu şekilde. Bu da böyle bir köprü. Evet, Ardabin'in köyünde de müze bulmayı başardım. Daha da kendime hiçbir şey diyemiyorum. Bakın. Yaşam tarzı müzesi. Evet. Köyde çok güzel, çok tatlış bir müze yapmışlar. Burada böyle çeşitli eşyalar sergileniyor. Bakın burada bir demirci körüğü mesela.
elektrikli ocaklar, menteşeler, ahşap rendeler. Atatürk'üm Kocatepe'nin.